Gördüğünüz üzere mahalle sakinlerimizden İsmail Çelebeoğlu'nun arılarına dün akşam itibariyle ayı gelmiş ve maddi hasara neden olmuş. Vatandaş mağdur. Aynı zamanda sebze üreticileri, meyve üreticileri mağdur. Dün akşam saat 7-7.30 sıralarında komşu mahallemiz Kadıoğlu mahallesinde Ramazan Kadıncı isimli vatandaşa ayı saldırmış. 3 ayrı yerinden yaralamış. Vatandaş şu anda hastanede. Yetkililerden yardım beklemekteyiz. Vatandaşımız canından endişe etmekte. Dışarı çıkmakta korkuyor. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Bir şekilde ayıyla mücadele etmemiz gerekiyor. Güney sokağımızda, Ulupınar Mahallesi Güney Sokak'ta da Mustafa Tüfekçioğlu, benim yan komşum olur, onun da ineğini telef etti. Mağduruz. Hayvancılık yapsa sıkıntı, başında dursa sıkıntı. Dün akşamki olayda Ramazan Kadıncı da hayvanlarını getirirken evine çok yakın bir noktada, mahalleye çok yakın bir noktada saldırıya uğradı. Daha önce bu ayının bizim mahallelerine sokak sokak dolaşıp bahçelere girdiğini bana mahalle sakinleri şikayette bulundu. Ben de dedim herkes tarlasında bekleye ama çok kişinin fosillesine tek tek arılarını, mesela diyelim ki Ramazan Çelebi bahçesine ekmiş fosilleleri, böyle şeyden çıkınca çubuğa almış, yani çubuğa dolanmak üzere bütün fosillerden diye yemiş. Köylerde olan arılarını yediği gibi İsmail Bey'in de 2-3 tane kovanını talepte bulup talebe diye dün akşamki olayda bir başka oldu. Köyümüz sakinlerinden, Kalebük'ten misafir olarak köye gelen annesine ve kardeşine yardım etmek için, ot biçmek için gelmiş. Hayvanları da ot biçtiği yerde bırakmış. Akşam tekrar onu almaya gidince akşam daha efendim gün durulmamış, ezan bile okunmamış bu gündüz. Ayıyla karşı karşıya gelmiş hayvanlarla beraber. Arkadaşının üzerine son süratle gitmiş. Arkadaşı yerden yere vurmuş. Odan boğuşma yapmışlar. Sırt kaslarından, arka tarafından, üç yerinden ısırmış. Arkadaşımızın adı da Ramazan Kadıncı. Bu da benim köy sakinlerimden. Annesine babasına yardım için geldiğinden dolayı. Şimdi dün akşam hastanedeymiş. Geç vakit saatlerinde eve geldi. Şu anda evde yatıyor. Ama son durumunu şu anda bilmiyorum. Biliyorum abi muhtarım. Evet. Vallahi oraya oturuyorum. Orada kimi zaman uyuyorum bile. Kendimden geçiyor yani orada beklerken. Ne diyeyim? Buraya şeyi yakıyorum. Gece lambası var bak. Radyo var. Radyoyu açıyorum, radyoyu da. Yani gelmesin diye ama gelirse kötü. Yavru, iki tane yavru çok beraber. Yine onun şişine gidiyor değil mi? Abi ne işim ya? Yavru nereye giderse peşinde ya. Ana. Hanımı yok etmiş ya. Bugün sadece arı olarak düşünürsen 1,5 milyon ya. Yani katlı arı işini bitirmiş yani. Yani yetkililer bu ayı işine özellikle çözüm bulurlarsa maddi olarak da şey yapsın. Bak bahçelerde fasulyelere de zarar veriyor. Girdiği zaman bütün fasulyeyi, herkesin fasulyesini yiyor. Yani bahçeye de zarar veriyor.